Selamünaleyküm, merhaba değerli takipçiler. Evet, benim gündemim şu anda aracımın muayene süresi geldi ve muayene yaptırmak istiyorum arkadaşlar. Tam muayeneye giderken benzin alıyordum ve benzin istasyonundaki arkadaşım bana dedi ki senin plakalarında delikler var ve plakalarla muayenede kalırsın dedi. Ben de dolayısıyla hiç gitmeyeyim dedim, gitmedim. Ve şu anda elimde plakalarım var değerli dostlar. Eğer muayeneye gidecekseniz arkadaşlar, plakanızda delikler varsa kesinlikle kabul etmiyorlar. Ya yeni plaka çıkarmanız gerekiyor veyahut da benim yaptığım gibi plaka üzerinde tadilat yapmanız gerekiyor. O delikleri çok profesyonelce kapatmanız gerekiyor. Yani kamufle etmeniz gerekiyor ki niçin? Bunun sebebi de şöyle. Hızlı yani otoyol geçişlerinde, köprü geçişlerinde arkadaşlar bu vidalama işleri siyah nokta gibi veyahut da mesela diyelim ki şu 9 arkadaşlar tam şu içine denk geliyor. Adam mesela tam şuraya vidayı atıyor, bu 8 gibi geçiyor ve yanlış cezalar gidiyor diğer sürücülere. Evet, şimdi değerli takipçiler, bunu ben epeyce bir araştırdım, yeni plakamı çıkarayım. Yani yeni plaka çıkarmak da mantıklı ama işte prosedürleri var, para harcamanız da gerekiyor. Belki hani böyle de bir şey var. Benim plakalarım zaten yeniydi, hologramlı. Arkadaşlar bakın, plakanın üstünde baktığınız zaman hologram var, Türk bayrağı var. Görebilir, size göstermeye çalışacağım. Bakalım gösterebilecek miyim? Şöyle çeviriyorum. Evet, henüz göremedim ama şuradakini belki mavinin içinde gösterebilirim. Bakayım görebiliyor muyum? Mavinin içinde vardı. Ezildiği için, çekişlendiği için belki görünmüyor. Şimdi arkadaşlar bir de plakalar var. Değişik harf değişik harf çeşitleriyle yazılmış. Plaka harfleri böyle yazılacak arkadaşlar. Özel birçok şey kalıyor. Gördüğünüz gibi mesela şurada bir hologram var. O belli oluyor değerli takipçiler. Tam şurada da Türk bayrağı var. Ben görüyorum. Bakayım. Görünüyor arkadaşlar. Evet, nihayet gösterebildim. Bakın Türk bayrağı burada görünüyor. Böyle hologramlı olması gerekiyor. Yani özel yaptırdığınız plakalarda bu hologramlar görünmeyebilir veyahut da bunları bahane ederek de geri çevirebilirler. Plakanız çok eskiyse değerli takipçiler, bence şey yapın, plakanızı yenileyin. Ama plakanız yenidir, bir iki delik vardır, o zaman benim gibi tadilat yapmayı size tavsiye ederim. Ben şöyle atölyemde kendim böyle göstereceğim şimdi nasıl yaptığımı. Değerli dostlar, evet, bir adet kütle, metal kütlesi buluyorum kendime. Ve şu da kaza yapmıştık. Yani babam küçük bir kaza yapmıştı, bu önde tampon kırılmıştı. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir delikler, şekilsiz duruyor. Bunu doldurmak da, kamufle etmek de çok zor. Ama arkadaşlar bu delikler alüminyum. Yani bunun üzerine çekişle birkaç defa ezersek gidecek. Şurada gördüğünüz siyah boyayla rutuş yapacağım değerli takipçiler. Aynı şekilde bu da hologramlı, görüyorsunuz. Türk bayrakları da zaten görünüyor. Bakın şöyle çevirdiğiniz zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu çekişleyeceğim. Bir yandan da size de göstermeye çalışacağım. Şimdi ben şöyle bir şey buldum. Bir tane kırık somun civata buldum bir yerden. Bunu hafif taşladım. Niçin arkadaşlar? Şu zemin plakayı çizmemeli. Yani bu sivri uçları olmamalı. Altı da düz olmalı. Şimdi arkadaşlar ben bunu o deliklerin üzerine koyacağım. Çekiçle hafif hafif vurarak o delerken çapaklar oluştu. O çapakları tekrar düzeltmiş olacağım ki boya yaptığımda belli olmasın. Şöyle hemen başlıyorum. Umarım görünüyordur. Şöyle bir bakayım. Evet, görünüyor. Şimdi değerli takipçiler, bunu düz bir şekilde üstüne koyuyorsunuz. Böyle vurduğunuz zaman gerçekten
bayağı düzeliyor. Tavsiye ederim yani bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu böyle yapacağım. Eğer muayeneden geçersem veya geçemezsem yorum bölümüne de bunu yazacağım değerli dostlar. İnşallah geçeriz. Değerli arkadaşlar, muayeneye giderken bütün evraklarınızı alın, ruhsatları alın. Arabanın hiçbir şekilde borcu olmaması gerekiyor. Bütün borçlarını ödeyin. Trafik, ceza, vergi ve arabanın kesinlikle sigortası olması gerekiyor. Arabada bir adet ilk yardım çantası bulundurmanız gerekiyor değerli takipçiler. Değerli takipçiler, arabanın lastikleri en az 1,5 milimetre diş olması gerekiyor. Altına inerse, yani kabak olursa yine geçemiyorsunuz. Değerli takipçiler, tüp arabalarınızda tüp takılıysa tüplerle ilgili de yani LPG ile ilgili de bütün evrakların tamam ve tam sızdırmazlık olması gerekiyor. Bununla da ilgili bir takım şeyler, çalışmalar yapmanız gerekiyor. Değerli takipçiler, ben buna vuruyorum. Gayet güzel oluyor. Bence olacak inşallah. Evet. Yani burada önemli olan plakayı kusursuz bir hale getirmek. Değerli takipçiler, çekicimin de arkasını taşladım. Sakın arkası bozuk bir çekişle vurmayın. Plakanın boyası kalkar ve bu işin üstesinden gelemezsiniz. Ve nazik nazik tam ortalayın. Çekicin bir köşesini vurursanız bu defa yamulur, yine olmaz. Bu nedenle... Evet, aşağı yukarı oldu. Ama tabii ki ben durduracağım videoyu çünkü bunu çekişleyeceğim bayağı. Bir şuralarda eğikler var. Hazır elime atmışken plakayı bir adam etmeyi düşünüyorum değerli takipçiler. Bu arada yani umarım temelde anlamışsınızdır. Ha, daha sonra ne yapacağım değerli takipçiler? Daha sonra bunun içine çelik macun çekeceğim. Ama ne taraftan? Bu taraftan. Bu taraftan çelik macunları çekeceğim. Polyester macun da olabilir. Çelik diyorum, belki anlamayanız olabilir. Polyester macunu buradan çekeceğim. Ve arkadan onu fazlasını alacağım. Mavi sprey aldım. Bir kağıda deleceğim ve sprey yapacağım. Onu size birazdan göstereceğim. Evet, şimdi bu çekiş dediğim noktaları şöyle hafiften bir siliyorum. Selülozik tinerle. Bakıyorum neleri şey yapabiliyorum. Evet, selülozik tiner diğer şeyleri de siliyor. Özellikle yağlı boyayı hemen çıkarıyor değerli takipçiler. Size tavsiyem hiç selülozik tinere fazla bulaşmayın. Beyaz noktaları silebilirsiniz de selülozik kısma hiç dokunmayın. Evet, ama tek tük lekeleri çıkarıyor yani. Evet. Şurada bir leke var. Onu da çıkarabilirsem çok şahane olur diye düşünüyorum. Evet. Bir şey çizmiş arabayı. Evet. Şimdi birazdan macuna geçeceğiz. Evet. Şimdi bunu çekiştirdikten sonra bir takım çapaklar oluştu. Şöyle kontrol ediyoruz. Yani hemen hemen yok gibi bir şey. Kazıyacaktım ama çapaklar bile gitmiş. Evet arkadaşlar, çelik macunu da bulduk. Hazırlıyoruz şu anda. Nasıl yapacağız? Değerli takipçiler. Şimdi karıştırmadan önce şu arkaların temiz olması lazım ki çelik macun yapışsın. Vallahi şunu bana temizlesene bir de bari yerlerini. Macun çekeceğim. Pis. Zımparla biraz. Evet değerli takipçiler, böyle bunu, macunumuz gitmek üzereymiş. Muhammed bunu bana getirdi. Umarım bu macun işimizi görür.
Böyle bu macunu karıştırıyoruz. Bildiğimiz polyester macun değerli takipçiler. Şöyle dondurucuyu karıştırmaya çalışıyorum. Ama pek iş görecek gibi görünmüyor. Evet. Yani. Evet. Herhalde olur ya. Şimdi bunu arkadan değerli takipçiler böyle şöyle göstererek yapayım. Arkadan kapandı. Bu ne demek oluyor? Önden de kapanmış oluyor. Evet, arkadan çıkıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arkadan biraz çıktı. Şöyle benim macunum biraz henüz yumuşak. Arkadan parmağımı koydum oraya ve ön taraftan fazlalığını alıyorum. Evet. Biraz da zımpara yaparsam herhalde bu iş olacak diye düşünüyorum ama başka bir sorunumuz var. Evet, iki deliği hallettik. Ama lakin bunu bir şekilde tinerli bez dokundu. Bunu tamir edeceğiz. Evet. Bunları da aynı şekilde fazlalıklarını alıyoruz. Evet arkadaşlar. Yani ameliyat gibi bir şey aslında. Evet. Burada önemli olan deliklerimizin kapanmış olması ve kapandı deliklerimiz. Şu anda deliklerimiz yok. Sadece iş rutuşa kaldı. Elimde hafif tinerli bir bez var. Çok tinerli değil arkadaşlar. Bu macunu burada zımpara yapamayacağımız için çekmiş olduğumuz macunun fazlalıklarını böyle siliyoruz. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar önce siyah rutuş yapıyoruz. Küçük bir fırça buldum arkadaşlar. Daha önce bununla varak çalışmaları yapıyordum. Bununla arkadaşlar şurada mesela bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle yaparsam şayet. Değerli arkadaşlar böyle bu siyah boyayla evet bu şekilde rutuş yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi 9 gayet güzel oldu. Şimdi şuradan tekrar alıyorum. 5'i de rutuş yapıyorum. Evet 5 de oldu.
Evet değerli takipçiler, gördüğünüz gibi 5'te hemen hemen oluyor. Evet, böyle bunları ben rutuş yapa yapa gideceğim değerli arkadaşlar. Daha önce altın varak nasıl yapılır diye çalışma yapmıştım. Orada da hemen hemen benzeri bir çalışma. Yani küçük fırçayla daha sonra bu beyazı ve maviyi arkadaşlar rutuş yapacağım. Ama maviye sprey aldım. Bir kağıda delik açacağım ve o şekilde yapacağım. Evet değerli arkadaşlar inşallah geçer. Geçeceğini umut ediyorum. Ama ben size dediğim gibi bildireceğim. Umarım videoda faydalı olur sizin için. Burada önemli olan harfleri kusursuz bir şekilde tekrar boyayla rutuşunu yapmak. Evet. İki harfimiz de bitti. Evet, şimdi ben birazcık siyah boya damlattım şuraya. Buradaki siyah boyayla şu noktayı gri gibi yaptım. Ve burada da bembeyaz boyam var. Neden? Çünkü plakamın rengi beyaz değil. Birazcık kirli beyaz gibi, metalik gibi hatta. Dolayısıyla beyaz yaparsam beyaz orada sırıtır. Şimdi denemek istiyorum. Bakalım nasıl oldu diye. Takipçiler. Şöyle beyazımızı rutuş yapacağız. Şöyle boyamın fazlasını evet, bu boya biraz koyu oldu. Daha gri lazım. Evet, şöyle yapıyoruz bu defa. Evet, bu hemen hemen tutuyor gibi. Şöyle hafif tırnağımla ve parmağımla bir rutuş yapıyorum. Evet abi buradayım. Hala buradayım. Hoş geldin abi. Evet gördüğünüz gibi rutuş oldu. Şurayı da iki biraz değişik görünüyor. Hakikaten çok uğraştırıcı bir iş. Size tavsiyem. Hiç rutuşlarla uğraşmayın bence. Bayağı bir uğraştırıyor. Şimdi şu noktada bakın arkadaşlar bu beyaz. Böyle giderseniz kesinlikle geçmez. Ama böyle en azından rengi uydurmanız lazım. Bu bile şüpheli. Ben şimdi şöyle şurayı da yapacağım. Birazcık inceltme. Fırçam çok şey.
Arkadaşlar rötuşlarımızı yaptık, deliklerimizi kapattık. Ufak tefek ton farklılıkları var ama artık bakalım o kadar olacak diyorum. Kolay değil, umarım geçer. Ama yazıyı okumakta herhangi bir sıkıntı yok. Çivi delikleri de gördüğünüz gibi çok zor belli oluyor. Şurada mesela bir tane var. Bir tane de nerede? Şurada, burada. Ama kesinlikle tavsiyem plaka yaptırın. Uğraşmak daha zor. Hakikaten bir zaman harcıyorsunuz. Bu çerçeve olmak zorunda arkadaşlar. Ben paslanmaz aldım. 25 lira tanesi. Fiyatı da uygun. Güzel de duruyor. Şık da duruyor. Bunda hiç belli olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu geçer ama arka plakadan emin değilim. Çünkü kazalı plakaydı. Arkadaşlar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.